Ben gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ümmü, amcamın yaptıkları yüzünden gidiyorsun. Sakın böyle bir şey yapma. Bak, bir şey olmadı zaten. Olacağı da yoktu. Yok, doğrusu budur. Gitmem lazım. Emin misin? Bana evinizi açtınız. Bana sahip çıktınız. Ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Ama artık gitmem gerekiyor. Anladım ki benim yerim Zinhar Ağa'nın yanı. Bak Ümmü, sen bizim misafirimizsin. İstediğin kadar da kalabilirsin. Bunu sana söyledik, biliyorsun. Bizim kararımızda da bir değişiklik yok. Eğer sen gitmek istersen bize kal demek düşmez. Şimdi kararını hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan bir de bana söyle Ümmü. Dediğim gibi ağam, Allah sizden razı olsun. Bu kapıyı benim ve çocuklarımın yüzüne kapatmadınız. Ama benim artık gitmem lazım. Peki Ümmü, senin kararın buysa bize de uymak düşer. Ama şunu unutma, istediğin zaman gelebilirsin. Sana kapımız açık. Başımızın üstünde de yerim var. Sağ ol abi. Öyle demek. Orhan meydan okumaya devam ediyor. Kimse meydan okumaya devam edemeyecek. Pes edip köşemize oturacak değiliz Dilaver. Evet. Burhan bu sefer galip geldi. Ama mühim değil. Ben bu aşiretin ağasıyım. Bu topraklarda olan biten benden sorulur. Herkes aklına iyice sokacak bunu. Herkes anlayacak ve itaat edecek. Başka yolu yoktur. Kapıda araba seni bekliyor. Götürsünler. Yok ağam, sağ ol. Nasıl geldiysek öyle gideriz. Peki. Nasıl istersen. Benim için yaptıklarınız az buz şey değil. Nasıl teşekkür etsem azdır. Teşekkür edecek bir şey yok. Gerekeni yaptık. Yine aynı durum olsa yine aynı şeyi yaparız. Sağ ol. Bunları hiç unutmayacağım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Ağamın neden bütün aşireti karşısına aldığını. Allah sizi birbirinize bağışlasın.